Gelinlerimden Deniz, kayınvalidesi Hayat Hanım hakkında kanıtının da olduğu söylediği ilginç bir itirafta bulunmuş. Ne? Evet. Yine ne Önce yapmış? Ne itiraf onu izleyelim, sonra da ekibimize verdiği o görüntüyü izleyelim. Ne diyorsun? Dört Yine gözle bunu bekliyorduk. Yine bakalım. Ne yapmışım acaba? Hadi bakalım. Şimdi benim kayınvalidem normalde hani günleri var ya, hani bu meşhur dört tane günleri var ya. Evet. Benim kayınvalidem altın gününe gidiyorum diye böyle şıkır şıkır giyiniyor. Bilin bakalım nereye gidiyor. Nereye? Şimdi ben bunun arkadaşından, daha doğrusu bizim uzaktan bir akraba. Deniz dedi bana, senin kayınvaliden böyle giyinip gidiyor ama kızım dedi sen nereye gittiğini biliyor musun? Allah Allah dedim. Aa, güne nereye? Gidiyor yani güzel güzel de giyinip güne gidiyor yani nereye gidecek dedim. Sen yanlış biliyorsun dedi. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Hadi söyle. Nereye? Gerçi şaşırmayacaksınız da bence. Hadi. Evlere temizliğe. Eşime de söyleyemiyorum böyle bir şeye. Gittim takip ettim. Ve kızlar bunu ispat edeceğim. Ve kayınvalidem de bunu hiçbir şekilde inkar edemeyecek. Şu an çok da uzatmak istemiyorum ama görüntüleri yönetmenime verdim. Yani rica ediyorum kritikte bunu izleyelim. Çalışma ayıp değil. Hayır tabii. Ne iş olursa saygı duyuyorum olsun. Gerçekten. Gidiyor musun? Hayatım ben eve zaten kadın alıyorum. O da biliyor. İşte o da biliyor. Ben eve kadın alıyorum ve evimi temizletiyorum. Artık daha ben o kadar yapamıyorum. Biliyor Deniz. Ben elimde bir kanıtla geldim. Şimdi ben gördüğüme bir inanayım. Bakalım. Bakalım. Bakalım bir tamam bakalım. Ben görüntüleri verdim zaten. Sana bunu söyleyen kimdi Deniz? Bizim uzaktan bir akraba. Demek onun, ki biliyormuş. Yani senin akraban mı onun akrabası? Kayınvalidemin akrabası. Ha, o dedi sana güne değil de başka yere gidiyor. Niye bir şey yapmış? Nursel Hanım bazen akrabalar akrep olabiliyor. Biliyorsun değil mi? Herkes bunu biliyor. Sendeki de laflar değişik. Yani bir akrep çıkmış, bir şey uydurmuş, Deniz'in de işine gelmiş ve oysa ki biliyor ben eve kadın alıyorum ve evimi temizlettiriyorum. Bu nereden çıktı? Ben ne temiz... Tabii ki saygı duyuyorum. Yani namusundan, şerefinden... Tabii. Yapana, ben de saygı duyuyorum. Önlerinde eğiliyorum, ellerini öpüyorum tabii ki. Ben senin yapmana şaşırıyorum. Ben çünkü senin anda... ihtiyacın yok. Ha, hayretler içindeyim Nursel Hanım yani. Olur mu böyle ben şey? Ben inkar edeceğini biliyorum. İnkar edeceğini bildiğim için de zaten bir görüntü verdi. Görüntüyü yönetimine. Kim verdi? Yani kim çekti? Ben çektim. Nasıl çekebilirsin? Birinin evine temizliğe giden birinin nasıl görüntüsünü çekebilirsin? Şimdi ki? Nursel Hanım şöyle hiç öyle bana bakma. Çünkü artık başka benim burada ne söylersem söyleyeyim sen inkar ediyorsun. Benim de başka çarem kalmıyor anne. Yani ben merak ettim. Ya şimdi artık bir kere bana onu söyledi. İçime bir kuşku düştü. Dedim ki benim kayınvalidem hani böyle bir şey ihtiyacı yok. Paraya ihtiyacı yok. Zaten evi var, arabası var, emekli maaşı var, kira geliri var. Ya hiçbir eksiği Allah yok. Allah yedirme nasip etsin. Ama ben de nasıl oluyor da evleri temizliğe gidiyor diye şaşırdım. Aslında bir yanım inandı, bir yanım da inanmadı ama merak ettim. Tamam. Bir gün takip ettim. Öyle güzel giyinmiş, şıkır şıkır şöyle topuklular. Neyse güne gidiyor diye. Bana hatta söylemişti kızım ben yarın güne gideceğim haberin olsun diye. Deniz görüntü vermişsin ya bize onu izleyelim. Ondan sonra yani hakikaten kim nasıl çekebilir birini temizliğe gittiğinde ben çok anlamadım. İzle. Bakalım. Ben de öyle evet görmek istiyorum. Susalım görüntülerimiz konuşsun. Ben de görmek istiyorum açıkçası. Hadi görelim. Şimdi kayınvalidemi takip ediyorum. İşte şu an yüzünü görüyorsunuz. Şuna bakın ya şıkır şıkır da giyinmiş gidiyor. Şimdi kayınvalidem günlerdir böyle şıkır şıkır giyinip güne gidiyorum diye gidiyor. Şu an yani gerçekten şok oldum. Bu saatten sonra inkar edeceğini de düşünmüyorum zaten. Buyurun siz de hep beraber görün ve izleyelim. Kızlar biliyorsunuz kayınvalidem sürekli titizliğimden böyle yakınıyor ama kendisi kendi evini gram temizlemez ama başkasının evine temizliğe gidiyor. Ay inanmıyorum. Aa halı da sirkeliyor. Ay düşmese bari. Hadi bakalım anneciğim her şeyi inkar ediyorsun. Hadi bir de bunu inkar et de bir görelim. Hayat abla, Allah, hakikaten güzel giyinmişsin, temizlik yapıyorsun.
Bir dakika Nursel Hanım. Evet. Gençliğine veriyorum. Diyorlar ki gençlik hatalarla dolu. Evet. Orta yaş mücadele dolu. Yaşlılık pişmanlık dolu. Hmm. Ben senin gençliğine veriyorum, hatana veriyorum. Şöyle Nursel Hanım, ben güne gitti o gün günüm vardı. Arkadaşım beni aradı. Çok hastayım Nurhayat. Kayınvalidem gelecek. Evim kirlendi. Gelip bana bir yardım eder misin dedi. Aa. Evet. Bakın ben dostuma, arkadaşlar. Evet, güne gitmeden önce gittim, ona yardım ettim. Rahatsız kadın nasıl yapsın Allah aşkına? Şimdi Nursel Hanım, sen rahatsız olsan, desen ki arkadaşına, arkadaşım benim kayınvalidem gelecek bana, evimi kirli görmesin. On zaten... numara hareket, alkışlanacak bir şey yapmışsın evet, yani. Evet, bravo. Yemeğini yaktım, ondan sonracığım ilaçlarını verdim, şeyini sirkeledim, camını sildim. Kayınvalidesi çok dedikoducu. Gelinin pasaklı demesinler. Evet, evet. Aa, yani evine kadın alan gidip başkasını... Ya size de tavsiye ediyorum arkadaşım. Arkadaşınızı bulduysanız dar gününde koşmayı, ona yardım etmeyi unutmayın. Şimdi ne oldu Denizciğim? Bakın ben dar gün dostuyum. Bugün bu zaman diyor ki komşum beni tok sever, kocam beni sağlıklı sever. Anladın mı? Ben de dar günde arkadaşımın, dostumun... Canım ciğerimdir, yanındayım. Helal olsun. Evet. Bravo. Denizciğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Dostunuza dost olun. Dur Deniz ne diyecek bakalım. Yani şimdi ben seni takip ediyorum, güne gideceğim diyorsun. Giyiniyorsun. Orada ben seni görüyorum, camları siliyorsun. Sen ki senden hiç beklemem, böyle halı sirkeliyorsun ki normalde halı sirkelerken ya Burak ya beni çağırır. Evet doğru. Kendi yapamaz. Şimdi ben bunu görünce ben aklıma başka bir şey gelmedi. Şimdi bana senin akraban söyledi ve ben ona istinaden zaten takip ettim. Hatta ben Burak'a da söyleyecektim. Dedim ki neyse hani söylemeyeyim belki İyi ne olur. İyi ki söylemedin ha, burada hiç duyulmaz. Ben de çok anlayamaz zaten. Bırak Ay Hayat yok. Abla iyi ki söylememiş yani bizden de sırt çıkmaz değil mi kız? Gerçekten. Asla. Türkiye, canım Türkiye. Hayat ablacığım neden canım sen Türkiye. Demedin Deniz'e ben işte falancaya da uğrayacağım, kayınvalidesi gelecek. Niye oradan güne gideceğim. Bir dakika söylemek zorunda mıyım? Hadi. Deniz bana her şeyi söylüyor mu? Ha değilsin de şey gizlenecek bir şey değil ki. Bir dakika ya Deniz'e izah etmek zorunda mıyım ben? Hayır. Sorsaydı bak ya sorsaydı anne bu gizli gizli çekim ne ya? Evet. Ya ama çok, zaten ben durduk yere seni takip etmedim anne. Hadi gençliksin. Senin akraban söyledi bana. Gençliğine veriyorum, hatana veriyorum. Şimdi ben burada isim mi söyleyeyim, bu söyledi mi ama diyeyim akraba, yani? Ama akraba, akrep demedim mi? En büyük düşman bazen insanın yanında oluyor, yanında. Hiç fark etmiyorsun. Ama demek ki o da seni yine görmüş. Sen daha başka arkadaşlarına da mı gittin temizliğe? Benim arkadaşım canım ciğerim desin ki hastayım Nurhayat gel bana bak koşarak giderim. Tamam öyleyse bir gün tamam. Benim de ihtiyacım olur ona. Bir gün benim de ihtiyacım olur o insan bana da koşarak gelir. Tamam Deniz, öyleyse sana da tavsiye tamam. Ediyorum. Sana da ediyorum. Şimdi hani ben Deniz, de zaten senin şeyin sana ne? Da ediyorum. Buradaki yapma amacımı gidur gizli çekeyim götüreyim bu çok evine çirkin. Vereyim. Hani ne yapmaya çalışıyorsun? Yani şöyle ben dedim ki gelin, bizden gizli gizli acaba temizliğe mi gidiyor? Bize neden söylemiyor? Bizden bir şeyleri mi saklıyor? Şimdi paraya ihtiyacı olsa diyeceğim ki hani zaten benim iki tane çeyreğimi borcum var dedi aldı benden. Vereceğiz. Tamam başına, acaba şey diye mi düşündüm? Gerçekten yüklü bir miktarda borcun altına mı girdi? Hani bir şekilde Allah para kazanmaya mı çalışıyor? Şimdi Allah ne olduğunu da bilemiyorum. Hani bir şey olsa... Şimdi belki utanmışsındır, çekinmişsindir, sıkılmışsındır, söylemek istemiyorsundur i̇şin diye söyledim. İşin asla asla ayıbı yoktur. Tamam işin ayıbı yok zaten. Yapanlara da saygım sonsuz. Dediğin gibi bizim eve de geliyor, senin eve de geliyor ama evet. Ben senin yapmana zaten şaşırdım. Şimdi ben seni orada gördüm, başka ne aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çünkü sen güne gidiyorum diye şıkır şıkır giyiniyorsun. Oraya bir bakıyorum başını kapatıp cam siliyor. Yine de mesela görmüşsün kayınvalideni. Eve gidince bak ben seni çektim diye ona sor. Ha. Bize niye gösteriyorsun? Bana evet bana bir göster. Ya ben kayınvalidemi zaten her şeyi inkar edeceğini biliyorum. Hatta belki gidiyordur da olabilir. Şimdi ben burada belki söylemek istemiyordur. Arkadaşım var falan da diyordur. Yani her şeyi inkar ediyor. Ne alaka özür dileyeceğin yerde hala şey. Ben sanmıyorum ya. Deniz bir şey diyebilir miyim? Özür dilemen gerekiyor. Tamam ama bak yardım hatasını etmek. Veriyorum. Genç ya. Gençler hatalarla büyüyorlar ya. Hatalarla dolular ya. Bence bir özür. Bence bir özür borçlusun Deniz. Bir özür borçlusun. Tamam eğer gerçekten öyleyse zaten hayır, özür sen dilerim. Sen çok iyi biliyorsun Deniz. Sen çok 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 iyi biliyorsun ki. Bende astım var kızım. Benim yorulmamam gerekir. Benim terlememem gerekir. Ben böyle şeyleri sen de biliyorsun ki yapamam. Tamam o zaman arkadaşına ama, da başka birini tavsiye edebilirdi. Ama benim arkadaşıma canım feda. Yaptım. Aa.
Yani bir kerecik olsun yaptım, ne olacak bana ki? Bana gel yap desem hayatta yapmaz. Ya arkadaşının gibisin. Belki durumu yok. Öyle kadın tutacak durumu yok. Ama kayınvalidem zaten benden çeyrekleri aldı ya. Kendi verebilir de arkadaşı canı ciğeri. Gerçi onu da yapmaz. Özür dile, özür duyalım hadi. Özür dile kız. Özür dilerim. Tamam.